Hayırlı İçmer Piyasaları'nın herkese merhabalar, günaydınlar değerli arkadaşlar. Bugün 24 Mart 2020, Çarşamba. Şimdi piyasaların, Çarşamba mı dedik herhalde, Pazartesi. Artık inanın herhalde evde kalmaktan günlerde şaşırdık piyasaları takip etsek de. Şimdi şöyle bir piyasalara baktığımızda dün... Gün ortası piyasaları yorumladığımızda, sizlerle paylaştığımda bir dönüş amaresi, bir dönüş işareti yavaş yavaş olmaya başladığını gördük. Hatta akşam üzeri de Amerika'dan gelen çok önemli bir takım haberlerle, daha doğrusu sınırsız para diyelim basımı ile ilgili haberlerle piyasalar bir reaksiyon, bir tepki verdi. Ki burada bu kadar müdahale edilmesi, bu açıdan baktığımızda fiyatların bir yerde düşüşünün azaltılması anlamında, trend değişimi asla değil, dip şu an için asla olduğunu düşünmüyoruz. Ama sonuç itibariyle bir piyasalara hem denge bulması için hem de reaksiyonun görülmesi anlamında da tabii ki çok büyük teşvikler, daha doğrusu çok büyük ekonomik tedbirler diyelim veya piyasaları rahatlatması anlamında. Çünkü virüsle uğraşırken bir de şimdi ekonomi tarafının ciddi sıkıntılı olması bu anlamda kaosu, sıkıntıyı daha da artırmaması açısından gelişmiş ülkelere baktığımızda ciddi tedbirler alındığını görüyoruz. İşte neden gelişmiş ülkeler? Sonuçta her zaman paraları var, her zaman varlıkları var, her zaman güçlüler. Bizim gibi ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerde böyle seyrediyor. Oradan bir haber gelsin de, oradan bir açıklama gelsin de toparız. Her açıdan, yani aşıyı da onlar bulsun gibi. Şimdi bunu bir kendi içimizde bir öz eleştiri olarak bakabiliriz. Umarım her zaman temennimiz tüm insanlığın din, dil, ırk ayırmadan bu süreçten kurtulması yönünde temennilerimiz, beklentilerimizi paylaşıyoruz. Çünkü hepimiz insanız. Nerede doğacağımız, nerede büyüyeceğimiz, hangi cinsimiz bile ne olacağımızı biz seçmeden bu dünyaya gelmişiz. Ve yapılması gereken şey olabildiğince bireysel olarak bizlere ne görev düşüyorsa bunları yapmak, evde kalmak gerekiyorsa evde kalmak, çevremizi, sözümüz geçecek insanlara anlatacağımız, tatlı dille yapacağımız uyarılar varsa onları da yapmak, sosyal sorumluluğumuz neyse bunları yapmak. Şu an için biraz sanki İtalya'dan şeyin hızı azaldığı haberleri, bu olumlu. Tabii ülkemizde şu an için daha, evet, Sağlık Bakanı, Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canhıraş çalıştığını görüyoruz. Ama hala ben nedense kendi ülkemdeki gelişmelere bir türlü güvenemiyorum. Yani dışarıya sürekli hibe edilen, hatta verilen bir takım kitler, bizde test için ihtiyaç olan kit sayısının az olmasından dolayı testlerin az çıkması. Yani bilemiyorum, çok kafamız karışık ama tabii ki bu durumu da aşacağız, ben inanıyorum. Körü körüne inanmamanın ötesinde körü körüne de eleştirmemek gerekir. Ben her zaman bu açıdan bakmaya çalışıyorum. Gerek iktidar cephesine, gerek muhalefet cephesine. Ne olursa olsun sonuçta ben bu ülkenin vatandaşıyım ve olabildiğince buradaki her negatif gelişme bize dokunacak, her pozitif gelişme de bizim için olumlu olacaktır. Umuyorum ki iyi şeyler olacak. Sonuçta olumlu haber duymaya hepimiz bir yerde, daha doğrusu olumlu haber duymayı özledik diyelim. Bu arada tabii ki bütün insanlara, bütün zor durumda olan insanlara, gerek hastalık anlamında gerekse başka maddi anlamda Tanrı yardım etsin diyoruz. Ve
Tabii dün akşam da duyduk Sayın Fatih Terim. Yani ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olsam da, ama Fenerbahçe'nin olması için Galatasaray'ın olması gerekir. Galatasaray'ın olması için Fenerbahçe olması gerekir. Beşiktaş, Trabzon, artık sayamadığım bütün takımlar. Yani bir bütünüz aslında. Ve Fatih Terim için tabii ki önce bilim, arkasından iyi niyetle temennilerimiz, umutlarımız, dualarımız hepsi için geçerli. Hepsine. Umarız sağ salim atlatıp bu süreci ailesine, sevenlerine kavuşur. Buradan da Galatasaray camiasına da geçmiş olsun diyorum. Hepimiz için tabii ki geçerli. Evet. Şimdi dolar endeksiyle şöyle bir bakalım. Dün bahsetmeye çalıştım. Dolar endeksi dün gün ortasında dönüş işaretinden bahsettim. O videomuza bakabilirsiniz. Herhalde herkese açıktı. Bir de sabah yaptığım bir videom vardı. Onu kapara yaptım ama herkese açık videolarım da oldu. Ya da gün ortasındakini, inanın şaşırdım. Notuma bakmam lazım. Neyse, sonuçta dolar endeksi şu an için bir soluklanıyor. Yatay, güçlü yatay bir seyir içinde, ama hafif bugün sanki bir gerileme isteği oluşacak gibi gözüküyor. Hafif de olsa durum bu. Peki Euro dolar paritesi nedir? Euro dolar paritesi de dün ifade etmeye çalıştığımız kontrollü bir ara destek söz konusuydu. Neydi? 1.08 onlar dirençti. Burayı geçmediği sürece şu an için bu hareketin dipte gezmesi, hatta aşağı isteğin olması noktasından bahsetmiştik ki biz sabah bülteniydi ve sabah bülteninde bahsetmiştim. Herkes açık sabah bülteniydi. Öğleden sonraki bültende biz olumlu gelişmeler gördük. Hatta sabah bülteninde 1.08'ler önemli direnç demiştik. 1.06, 60, 70 bu bölgeye normal geri çekilme. 60 günlük görüyorsunuz arkadaşlar. 60 günlüğü dün öğleden sonra kırabileceğinden bahsetmiştik ve kırdı. Sonunda 1.08.10 üzeri görüldü. Ama 60 günlüğü kırdıktan sonra görüyorsunuz çok güzel destek yaptı 20 ve 60'ta ve yeni yeni tepeler yapmaya başladı. Bu şu an için dolar endeksi nasıl zirveden geri çekil, hafif bir geri çekilme, düzeltme içindeyse Euro dolar paritesi de bu noktada. Şimdi peki bundan sonra ne olacak diyecek olursak, çok önemli bir destek var. Ara destek. Bakın 1.07.80. Bu desteğin üzerinde, hatta 1.07.80-70 bölgesi. Bu desteğin üzerinde bugün yarın kalmak isteyecektir. Kapanışlar burada devam ederse diğer senaryo, yani negatif senaryonun yanında orta senaryo olarak gördüğümüz belli bir bantta, belki 1.10-1.07 gibi bir bantta biraz sıkışacaktır. Yukarıda şu ortalamalar geçilmediği sürece senaryomuz, aşağı yönlü senaryomuzu, uzun vadeli aşağı yönlü senaryomuzu koruyacağız. Bu durumda da şu geri çekilme arkasında bu tepkiyi şu an için, bu süreç içinde ilk reaksiyon olarak görüyoruz. Ama dediğimiz gibi bir onların geçilmesi şu an için zor. Buraya zaten atak şu an için bugün yarın beklemek biraz çok fazla pozitif olur. Ama 60'a bakıyoruz. Bakın orada bir onlara geliyor. Sanki böyle biraz daha sıkışacak, yataya dönecek diyebiliriz. Hemen buradan nereye geçelim? İsterseniz bir dolar TL'ye geçelim. Yani biraz daha sıkışacaktır. Tablomuzda biraz daha alıcılı tarafta ilk mavi, ikinci, üçüncü mavi gibi denemeler olabilir. Excel tablomuzda biliyorsunuz. Peki dolar TL'de durum nedir diyecek olursak, dolar TL'de de bu duruma baktığımızda dün bahsetmiş olduğumuz, Excel tablosunda da göstermiş olduğumuz neresi görüldü? 6.60, 6.61 gibi bir direnç ve hedef potansiyel seviye vardı. Bu arası görüldükten sonra dün gün ortasında yapmış olduğumuz yorumda biraz daha bir geri çekilme, bir hafif çekilme. Evet. Nereye kadar? 60'a kadar gelebilir. Yani bu 60'tan kastım 5 saatlik 60'a kadar gelebilir. O da 6.40'lara yanılmıyorsam denk geliyor. Birkaç günlük süreçte şu an için bir dinlenme, bir kar realizasyonu şeklinde görüyoruz. Olumlu havanın etkisiyle. Bir süre daha böyle gidecektir. Bu sefer tablomuzun neresinde? Excel tablomuzun neresinde? Sol tarafta kırmızı, satıcılı tarafta ilk kırmızıyı kırıp ikinci, üçüncü kırmızıya doğru gün içinde geri çekilmeler göreceğiz diye düşünüyorum. Haftalıkta şu an için daha bir şey yok ama günlüklere baktığımızda çok normal diyeceğimiz bir kar realizasyonu, geri çekilme devam ediyor. Trendde bir bozulma yok. Trend ne zaman bozulur onu da zaten yorumlamaya çalışacağız. Peki buradan nereye gidelim? Euro-TRY. Euro-TRY'de pozitif havanın etkisiyle dolayısıyla biraz daha yataya döndü. Ortalamaların üstünde bakın bahsetmiştik. Sanki biraz daha bu bölgede sıkışacak.
Euro bazlı olumlu hava olur mu? Bunun için en azından 7.02, 7 bölgesi çok önemli. Psikolojik bir destek. 7'nin altına geldikten sonraki duruma bakacağız. Bakın 60'ın üstünde kalmaya devam ediyor. 60'a 4'ün. Şu an için bu bölgede biraz daha pozitif havanın etkisiyle hafif geri çekilme bile olabilir. 7'nin altından alışlar gelme ihtimali devam edecek ama bu bölgeye doğru geri çekilmeler devam eder. Hareketin yukarı reaksiyon, daha güçlü bir yükseliş başlatması içinse burada geçilmesi gereken seviye 7.13. Senaryonun terse dönmesi için, daha doğrusu tersi dönmesinden kastım, daha 6.95'leri aşağı kırması lazım ki böyle bir durum, böyle bir potansiyel 7'nin altında kapanışlar oluşmaya başlarsa ihtimal dahilinde olabilir. Peki sterlin dolara dönüp baktığımızda sterlin dolarda da aynı durum söz konusu. Yavaş yavaş bir o güçlü düşüşler sonrası euro dolarda olduğu gibi bugün tablonun sağ tarafı, yani mavi, ilk mavi, ikinci, üçüncü maviye doğru. Şimdi ilk mavi, ikinci mavi, üçüncü mavi nedir? Ya Halil sen ne diyorsun diyen yeni başlayan arkadaşlara da şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada bizim Excel tablomuz üzerinden yapmış olduğumuz çalışmalarımızda bahsetmiş olduğum önemli noktalar bunlar. Onun için şöyle bir Excel'i bir açalım. Excel'i de bakın, Excel'de şöyle mesela ne diyelim, GBP/USD. Sterlin dolarda mavi dediğimiz taraf, bakın ilk maviye geçip ikinci, üçüncü maviye bile gidebilir gün içinde demek istiyor. Veya EUR/USD, Euro dolar paritesinde ilk maviyi geçip ikinci, üçüncü maviye gidebilir anlamına geliyor. Ha, tabii ki dünkü kapanış 1.0780 diyelim. Demek ki bugün 1.0810 üzerine 1.0850, 0.9'da ihtimal dahilinde olabilir gibi. Yani daha çok fiyatlar burada gezecek, onu demek istiyorum. Veya dolar TL'ye dönelim. Euro TL'ye döneceğiz. USD TL'ye durum nedir? Dünkü kapanışı mesela dolar TL'de USD TL'ye olarak alalım, bakalım durum neymiş. 6.56.10. Hemen giriyorum. 6.56.10 dediğimizde bugün için ne tarafta? Sağ tarafta. İlk kırmızıyı kırıp ikinci kırmızı, hatta üçüncü kırmızı olabilir mi? Bunu konuşuyor olacağız. Peki bugünkü durumda ne olmuş? Daha çok evet, üçüncü kırmızıya neredeyse yaklaşmış bakın. Yani demek istediğim, dün öğleden sonra bizim biraz hava pozitife dönüyor, biraz tepkiler artabilir dediğimiz videomuz vardı. Onu paylaşmadıysam paylaşırım da. Ama kapalı devrede paylaştım onu. Evet, hatırlıyorum. Dolayısıyla şu an için senaryo beklediğimiz gibi gelişiyor. Sterlin dolarda da dediğimiz gibi tablo budur. Bu gibi durumlarda işte size Excel tablosu çok fayda sağlayacaktır. Gün içinde fiyat nereye maksimum yükselebilir veya neresi aldım, satış nereden gelebilir gibi. Hemen geçiyorum Brent petrol. Brent petrol içinde bahsetmiş olduğumuz yavaş yavaş toparlama isteği dünkü o yorumumuzdan sonra, bakın dün öğleden sonra şu hareketler olmaya başladıktan sonra zaten biz petrolde de herhalde 30 dolarlar tekrar konuşacağız. Tabii sabahki yorumumuzda biraz daha aşağıda ortalamanın altında kalmıştı ama saatlik 4 saatlikler dönmeye başlayınca burayı şu an için dip kabul ediyor. Diplere bakıyoruz. Dipler birbirinin üzerinde. Yani bu dibin altında yeni bir dip yok. Demek ki şu an için şu durumda biraz daha fiyatlar, petrol fiyatlarında da yukarı hafif normalleşme, hafif burada tutunma isteğini, zaman zaman biraz daha yukarı reaksiyon verme isteğini bize gösteriyor. Peki bakırda durum nedir? Bakıra gelip baktığımızda bakırda yavaş yavaş burada da petrol benzeri bir reaksiyon var. Yani dünya reel sektörünü ilgilendirmesi anlamında hafif bir tepki var ama hala da ortalamaların altında. Peki pamukta durum nedir? Pamukta da aynı şekilde hafif de olsa bir tepki isteği buralardan 50 dolarla yaklaşmışken var. Peki Bitcoin'e dönüp bakıyorum. Bitcoin'e dönüp baktığımda Bitcoin'de de dün bahsetmiş olduğumuz, artık buradan dönüyoruz yavaş yavaş dediğimiz bir süreç söz konusuydu. Bitcoin dolar, hemen şöyle dönüp şurada BTC/USD dönüp bakıyorum. Bakın şimdi bundan sonra tahmin ediyorum ki şöyle bir hareketlik olacak. Bitcoin'de şöyle daha sakin, daha kontrollü, belki bir hafta, birkaç bir haftayı herhalde çok geçmek istemez ama şu 60'a doğru, bakın şimdi çizeceğim, şu 60'a doğru, o da ortalama nereye denk gelir? Ortalama haftalık çevreden noktadan bakalım isterseniz. 60'ın geçtiği 8500 dolar. Bir haftalık bir süre içinde burayı görebiliriz. Ama bunun için ilk ihtiyacımız neydi? Zaten bahsettik. 6700'lerin geçilmesi. O zaman şöyle bir yapalım. Bakın 23, 24, 23, 22 pazardı. 5900
5000 BTC USD, evet 5960. Hemen dönüyorum Excel'e. Bakın. Şöyle bir şey yapacağız. BTC USD diyelim. Döndük. Haftalıktan dönüp bakıyorum. Haftalık 5960 girdim. Bu hafta 6900, bakın 6500 üzerinde şu an Bitcoin. 6500 üzerinde. Bu bütün hepsine de örnek olsun diye bütün çalışmalarda kullanabileceğiz tarzda bir şey. Şu an 6585. Yani anlamı şu. 6400 üzerinde kaldığı için ilk etap 6900, sonra 8100'e kadar. Yani bizim potansiyel hedef, eğer buradan aylıktan da bir kapanışı dikkate alıp yapacak olursak, kaçmış aylık kapanış? 8660. Tamam, 8660 nereye geldi? Biliyorsunuz 5000'lere kadar geldi. Hatta 3000 küsürlere geldi. Yıllıkta zaten orası önemliydi. Şu an 6000, evet 6400, bakın 6400 burada da var, burada da var. 6500 diyelim, 6400 diyelim. 6400 üzerinde kaldığı sürece Bitcoin çok büyük ihtimalle 8300, 8100, yani 8300 ile 8500 aralığına önümüzdeki günlerde gidebilir. Bunu da söyleyelim. Bitcoin dolara baktığımızda da durum pozitife yavaş yavaş dönmeye başladı. Burada da aynı durum söz konusu. Pardon, BTC TR'ye dönüp bakacaktık. Bitcoin TR'ye baktığımızda orada da büyük ihtimalle 52.000'e doğru giden hareketler göreceğiz. Ethereum'a şöyle bir bakayım. Ethereum Bitcoin biraz daha, Ethereum Bitcoin biraz daha negatif açılmada. TR'ye dönüp bakalım. Burada biraz daha TL tarafında pozitif, biraz daha yükselişli olan çektir. Litecoin'e şöyle bir bakalım. Litecoin'e dönüp baktığımızda Bitcoin tarafında biraz daha, evet Bitcoin'e göre daha düşük kaldı Litecoin, Ethereum ve bunlar biraz daha zayıftı zaten. Zayıf seyretmeye devam ediyordu. Ripple iyiydi yanılmıyorsam. Hatırladığım kadarıyla. Pardon. Ripple dipte olduğundan bahsediyorduk. Hangisi iyiydi? Bir tane güçlü olanlardan dikkatimi çeken vardı. Ethereum, XLM, Stellar olabilir mi? Stellar'da da durum çok Bitcoin dışında çok farklı. XLM, TL olabilir. TL olabilir arkadaşlar. TL'de aynen. TL'ler, daha doğrusu TL'ler diğer paralar, diğerlerine göre zayıf. Dolayısıyla kriptolar tepki veriyor. O anlamda olumlu. Onu demek istedim. BAT'a dönüp baktığımızda, bakıyorum BAT'ta da durum çok iç açıcı değil. Ama BTC, USD ciddi pozitif bu anlamda da önemli diyoruz. Büyük ihtimalle buraları geçip 60'a doğru önümüzdeki günlerde gideceğini söyleyebilirim. Haftalık anlamda baktığımızda, haftalık tarafında çok da önemli bir direnç, bakın. 7000 gözüküyor. 7000 geçişi zaten 8500 demek ne demek? Büyük ihtimalle tekrar bu banda oturur yatay. Bir süre sonra da tekrar 10.000'lerin üzerine gidebilir diye düşünüyorum ben. Evet, şimdilik kripto paralarla söyleyeceklerim bu kadar. Birazdan hisse senetlerini onu kapalı devrede herhalde yorumlayacağım. Ama bunu da herkese paylaşmak istedim. Görüşmek dileğiyle. Herkese bol kazançlar.